Korkmaz Yat Limited şirketi olarak Rıza Bey ve Güler Hanım olarak iki ortak ortak olarak kurduk şirketi Tuzla'da 1989 yılında. 89 yılından önceki mazisi Rıza Bey'in şahıs şirketiydi ve Kartal Rahmanlar'da açılmıştı. İsterseniz bundan sonrasını Rıza Bey anlatsın. Ben de hoş geldiniz diyorum. Yat TV adı da üstünde, sektörümüzle ilgili bir televizyon. Hoş bir isim. Korkmaz Yatçılık daha önce oto sanayinde, otomobil bölümüne hitap eden bir şirketti. Daha doğrusu şahıs şirketiydi. Rahmanlar'da Korkmaz Oto Döşeme olarak başlamıştı. 7 sene orada hizmet verdikten sonra Tuzla'da şu an bulunduğumuz yerde Korkmaz Yatçılık ismi altında değişiklik yaparak buraya bir şirket kurduk. Eşimle beraber bir aile şirketiyiz. Yaklaşık deniz camiasında 30 yıla yakın hizmet vermekteyiz. Şirketimizle ilgili genel bilgi şöyle. Sektörel açık olan bir tekne iş deklarasyonu ilgili bölümde kendimizi biraz daha geliştirmek, biraz daha iyi hizmet verebilmek, bu sektördeki açığı ne kadar kapatabiliriz bilemiyorum ama umarım çok ciddi bir bölümü kapattık ya da hizmet verdik diyelim. Korkmaz Yatçılık tamamen deniz sektöründe deniz araçları, dekorasyon, çizim, proje, tasarım ve kendi bünyesinde mevcut olan atölye sisteminde çalışmakta. Daha önce mimar arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız çalışmalarda projeli çalışıyorduk. Şimdi arkadaşlarımız yine bize yardımcı oluyor fakat kendi atölyemizde tamamen dekorasyon ağırlıkta çalışıyoruz. Yanımızda çalışan mevcut arkadaşlarımızın hepsi yaklaşık 15-20 yıllık tecrübeli, kendi konularında çok iyi uzman bir ekibe sahibiz. Bu arada aile şirketi olduğumuz için eşim, oğlum da bize bu sene katıldı sağ olsun. Aile şirketi olmanın büyük avantajı var. Kayınbiraderim, eşim, kardeşim ve 15 yılı aşkın ekibimle bulunduğumuz sektörde iyi bir konumda olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü 30 yıldır bu işi yapıyorum. 30 yıldır aynı sektöre hizmet etmek çok ciddi yemek isteyen bir iş. Sağ olsunlar, oldukça iyi bir konumdayız. Sektöre de iyi hizmet veriyoruz. Önce biz firma olarak ben değil, biz olduk. Firmamız Korkmaz Yatçılık firması 1989 yılı Mart ayında Tuzla'da açıldığı dönemde bu camiada hiç bayan eşle çalışan hiçbir firma yoktu. Buranın bir ilkiyiz, Tuzla'nın bir ilkiyiz bu camianın içinde. Bir bayan olarak eşim buraya, bu firmaya başladığı gün başarımın çok daha tavan gösterdiği günlerdi. Halen öyle. Korkmaz Yatçılık'ın camia içindeki başarısı, aile şirketi olmamız, sektörel konuda sürekli kendimizi geliştirmek için sürekli yurt dışı fuarlarına ve yaklaşık 17 yıldır CNR'de mevcut dünyaca ünlü Dünya Boat Show'da katılımcı olarak iştirak etmemiz, sektörü bütün yenilikleriyle birlikte çok yakın takip etmiş olmamız, yenilikleri sürekli kendi atölyemizde bulundurmaya çalışıyoruz. Yeniliklere sürekli açığız ve araştırma içinde olmamız bizi biraz daha farklı kılıyor sanırım. Çok üst düzeye hitap ediyorsunuz. Deniz camiası olması olmazı olan bir keyif camiası. Tekneniz varsa siz her şeyi çok dikkat eder ve her şeye çok önem verirsiniz. Onun için de her şeyin çok özenle seçilmiş olması, dekorasyonun çok özenle yapılmış olması, sıfır hata diyebileceğimiz kadar hatasız bir işlem yapmanız gerekiyor. Bu da Korkmaz Yatçılığın kendi bünyesinde barındırdığı ekibiyle ve aile firması olması avantajıyla sürekli dekorasyonla ilgili kendini geliştirmek için yapmış olduğu yurt dışı gezileriyle, aldığı eğitimle diyelim daha doğrusu, ciddi emek vererek çok güzel işler yaptığı ayrıcalığı var.
Bir sürü ciddi dergilerde yaptığımız işlerin, yaptığımız teknelerin reklamlarının çıkması, sektörde ismimizden çok fazla bahsedilmesi, bunların birer örnekleri. Klas olarak da ya da bizim özel bir yerimizin olması ya da özelliğimizin olması da biz hiçbir zaman müşterimizde bu olmaz, hayır kelimesini kullanmadık. Her seferinde müşterimizin bize talep ettiği ihtiyaçlarını zamanında, gününde çok iyi bir şekilde en üst düzey zamanlamayla kendilerine teslim etmiş olmamızın büyük avantajını yaşıyoruz. Diyebilirim Türkiye'de Rahmi Bey, Sabancı Bey, rahmetlik Cavit Çağlar Bey gibi bir sürü üst düzey insanların da teknelerini ve dekorasyonlarını yaptık. Bir de çok şanslıyız. Bulunduğumuz camiada şu anda Türkiye, dünyada 3. 4. sıralamada yatçılıkta ve bulunduğumuz camiada Tuzla olarak çok iyi tekne yapımı yapımında çok iyi kendini geliştirdi ve iyi sıralarda bizde 40-50 metre gibi büyük teknelerin iç dekorasyonu yapma şansını yakaladık. Dünyadaki denizcilikle ilgili sıkıntıların birinci nedeni doğa mevcut olduğumuz, Türkiye'mizin mevcut olduğu konum üç tarafı sularla çevrili fakat denizciliğe ne kadar önem verdiğimizden geçer. Türkiye'de denizcilikten sorumlu Devlet Bakanlığı son 4-5 yıldır mevcut ya da ikinci dönemdir mevcut. Daha önce denizden sorumlu devlet bakanımız yoktu ve biz bir deniz ülkesiydik. Bizim halen sularımızda çevresi, Türkiye'nin çevresi üç tarafı sularla çevrili olduğu halde denizcilikte bir sürü eksik yönümüz var ki yatçılık sektörü bu sorunlardan ciddi anlamda etkileniyor. Bir uluslararası yabancı bayraklı teknelerin Türkiye'ye çok fazla giriş çıkış yapması, Türkiye'de imalatçılara verilmiş olan imkanların azlığı veya çokluğu ya da bir önemi, Türkiye'de yatçılık sektörü dünyadaki yerini koruyabilmesi için sürekli yurt dışına bağımlı ürünlerin Türkiye'ye getirilebilmesi için Gümrük Birliği'nin sıkıntıları ya da sektörümüzde yurt dışından ithal edeceğimiz bir de lüks tüketime girdiği için çok ciddi sıkıntılar. Vergi açısından da sıkıntı. Onda bir de bürokrasi sıkıntısı daha çok. Bizim sektörel açıkta, bizim için açık olan bölümde biz her türlü kumaşı, her türlü materyali yurt dışından getirmeye kalktığımızda çok ciddi parada şimdi maddiyete mal olduğu için Türkiye'mizde mevcut olan ki onlardan çok çok daha iyi olan ürünleri çok pahalı almak durumundayız. Bu da yurt dışına bağımlılığımızdan. Yani Türkiye'de çok ciddi bir bürokrasi sıkıntısı var. Bu bürokrasi sıkıntısı ve yurt dışına bağımlılığı ortadan kaldırdığımızda, gümrük sistemi ortadan kaldırdığımızda deniz camiası hem Türkiye konusunda hem dünya konusunda oldukça iyi bir yerlere gelmiş ve daha da iyi yerlere gelecek diye düşünüyorum.